Merhaba. Normal videolardan biraz farklı olacak. Aslında ben her sene bu videoyu birkaç kere çekip yükleyemiyorum, yüklemek istemiyorum. Ne söylesem az geliyor, ne söylesem çok geliyor. Ama 2022'de artık bu videonun burada durması gerektiğini düşünüyorum. Öncelikle bu videonun amacı kendimi anlatmak, benimle aynı durumdan geçen insanlara yardımcı olabilmek ve biraz da kendimi koruyabilmek aslında. Sebebi şudur ki ben 30 yaşındayken anne oldum ve çok sağlıklı bir bebek dünyaya getirdim. Ve 8,5 aylıkken kızımı kucağımda kaybettim. Tam olarak bu odada. Hatta. Ve bunu konuşmak bana iyi gelmiyor. Şu an 36 yaşındayım. Yeniden anne oldum. Allah tekrar bana nasip etti. Şu an 3 yaşında bir kızım var. İlk kaybettiğim bebeğim de kızdı. Efsun, arkada fotoğrafı olan. İlk yakın ölümümdü. Daha önce hiç yakın ölümü yaşamamıştım. İlk defa ölü gördüm. Ve bunun kendi dünyaya gelmesine vesile olduğunuz bir kişinin olması bütün kemiklerinizin aynı anda kırılması gibi bir acı yani. Ya da bilemiyorum, fiziksel acıyı düşün. Onu alın. Bildiğiniz en büyük sayıyla çarpın. Ve o andan itibaren bununla yaşamaya çalıştığınızı düşünün. Dinen de evlat acısının en büyük acı olduğu söyleniyor. Bilmiyorum dininiz ne. Bunu her yerden herkes izleyebilir. Türkçe bilen herkese ulaşabilir yani bu video. Böyle bir şey başınıza geldiği zaman o güne kadar ne biriktirdiyseniz, neyseniz o ortaya çıkıyor. Karakterinizde, dini inancınızda, acıyla baş etme yöntemlerinizde. Ben böyle bir şey başıma geldiği zaman ya da böyle bir şey rüyamda görsem inanmazdım yani. Böyle bir şeyle nasıl baş edilir, baş edilir mi? Böyle bir şey benim başıma gelir mi? Hiç düşünmezdim. Yaşayacaklarımın onda birini yaşayacağım aklıma gelmezdi. Bunun ne kadar zor olduğu anlatılsa anlamazdım herhalde diye düşünüyorum. Şimdi 2008 yılından beri blog yazıyorum. Çünkü 2007 yılında Japonya'ya geldim. Ve o zaman akıllı telefonlar yok, Facebook bile yok yani. Dolayısıyla yalnızlığımı alsın diye, çünkü Japonya dünyanın öbür ucunda. Biz Türklerden çok daha farklı bir ülke. Dış görünüş olarak bile sürekli kendinizi, yani sokağa çıkmanız bile size kendinizi yalnız hissettiriyor. Bir sürü kültür farkı da var. Dolayısıyla ben biraz yalnızlığımı alsın diye, biraz kendimi oyalamak için blog maceram başladı. 2008 yılından beri blog yazıyorum. Yani sosyal medyada varım. Hiçbir zaman her şeyi tam anlatmadım. Ama yazdıklarımdan ve anlattıklarımdan farklı da değilim. Ne videolarımda ne yazılarımda benim gibi olmayan bir parça bulamazsınız. Ama benim tamamımı da bulamazsınız. Belki 2008 yılından beri bütün yazılarımı okuyup, bütün videolarımı izleyip, bütün hikayelerimi, Instagram hikayelerimi, tweetlerimi her yerden takip ederseniz belki benim hakkımda çokça fikriniz olabilir. Bazı şeyler benimle ilgili hiç değişmedi ama birçok şey de değişiyor. Çünkü artık 23 yaşındaki o kız değilim en azından. Artık 36 yaşındayım. Yani değişmemek ayıp olurdu. Neyse yani şöyle ki, çok ulaşılabilirim birçok anlamda. Mail adresim, işte sosyal medya hesaplarım, her şey ortada. Dolayısıyla 2015 yılında böyle bir şey yaşayınca, çünkü işte düğünüme şahit oldunuz, işte hamileliğime şahit oldunuz, işte bebeğin doğumuna, Efsun'un ismini bile söyleyemiyorum. Yani mesela aklım çıkıyor Efsun yerine, nefes nefes yerine Efsun dediğim zaman aklım çıkıyor.
Efsun'a nefes dersem Efsun'u gücendireceğim diye. Nefese Efsun dersem nefesi gücendireceğim diye aklım çıkıyor. Bu geçmiyor mesela. Yani annem de mesela, bunu annem de yapıyor, herkes yapıyor. Annem bana Seray diyor, anneannem bana Gülşah diyor, Serpil diyor. Ama benim için herhangi bir insanın ya birine yanlış isimle seslendiği zaman umurunda bile olmayacağı, belki çok önemsiz bu şey, benim aklımı çıkarıyor. O yüzden özellikle nefesin yeni doğduğu zamanlarda bütün videolarda bizim kız, bizim kız diye bahsediyordum. Ödüm kopuyordu çünkü yanlışlıkla Efsun diyeceğim diye. Efsun deyince korkudan geberiyorum. Korktuğum için Efsun'u gücendirdiğimi düşünüp bir daha geberiyorum. Bu çok zor bir şey. Bu çok böyle biten bir şey değil. Niye bu video burada var? Çünkü çok ulaşılabilir olduğum için ne zaman birisi birini kaybetse, ne zaman biri bir yakınını kaybetse ve özellikle ne zaman biri evladını kaybetse direkt benim hesabımda buluyor kendini. Ve öyle şeyler yazıyorlar ki kahroluyorum. Yani yardımcı olmak istiyorum ama olamıyorum. O kadar ağır geliyor ki bana okuduklarım. Çünkü ben çok, belki kendimi iyi anlatamıyorum ama ben aşırı empat deniyor galiba. Okuduğunu aşırı hisseden biri olarak ben parça parça oluyorum. Yani o acıyı onlarla birlikte ben de yaşıyorum ama onlara cevap verebilecek bir şeyim yok. Çünkü ben gerçekten acım üzerine konuşamıyorum. Ben mesela Efsun'un kaybını kocamla konuşmadım. Aynen bu odada beraberdik. Yan yanaydık. O ambulansta beraberdik. Sabaha kadar acilde yan yanaydık. Ben kocamla konuşmadım orada yaşananları. Annemle konuşamadım. Bu yaz birkaç bir şey öğrendim. Ben birçok şeyi hatırlamıyorum mesela hala. Konuşamıyorum mesela. Ama insanlar açık açık bana bunu yazdığı zaman ben çok etkileniyorum. Ve yardımcı olmak istiyorum ama nasıl yardımcı olabileceğimi bilmiyorum. Çünkü ben de yaralıyım. Yani böyle bir mayın tarlasında ben zaten paramparçayken birinin daha parçalandığına şahit olup onu toparlayamıyorum. Ama ısrarla benden bir reçete isteniyor. Yani ısrarla nasıl başardın, ikinciyi nasıl yaptın, nasıl dayanabiliyorsun? Hep böyle benim korkularım su üstüne çıkarılıyor. Hep böyle orası benim açık karnım gibi hem iyi niyetle hem kötü niyetle hep oradan vuruluyor. Yani kiloma laf söylüyorlar, umurumda değil. Burnun yamuk, umurumda değil. Saçın şöyle, umurumda değil. Kocan şöyle, umurumda değil. Hiçbir şey umurumda değil. Ama ellerinde harika bir koz var ki Efsun. Ve oradan bana vurmaya bayılıyorlar. Onlara yapabilecek hiçbir şeyim yok. Sadece onların da benimle aynı ayakkabıyı giyecekleri günü bekliyorum. Yani bir yakın ölüm yaşadıkları zaman bir Sergül vardı diyecekler. Çünkü bir tek bana bir özel bir durum değil bu. Yani ölüm gelin girmeyen ev olurmuş ama ölüm girmeyen ev olmazmış yani. Her eve girecek. Ve diğer yandan da yaralıyken bana ulaşıp benden yardım isteyenler. Efsun'u kaybettikten çok kısa süre sonra blog yazmaya başladım tekrar. Çünkü kendimi oraya kanalize etmiştim. Şöyle yanıyorum, şöyle yapıyorum, böyle geberiyorum diye yazılar yazıyordum. Sonra o yazıları kaldırıyordum. Birçoklarını kaldırdım sonra. Birçok bazıları da duruyor diye düşünüyorum. Sonra bildiğim yoldan gittim. Yani hep söylediğim gibi ben aşk acısını nasıl yaşıyorsam, ayrılık acısını nasıl yaşıyorsam, işte kötü not almanın acısını nasıl yaşıyorsam, evlat acısının da üzerinden öyle gelmeye çalıştım. Dil okuluna yazıldım. Çünkü bana yemek yapmak, temizlik yapmak, günlere katılmak bilmem ne, hani beni normalde tatmin eden şeyler olmadığı için ben gittim beynimi yakmaya karar verdim Japonca ile. Çünkü Japonca çok zor ve çok istediğim bir şeydi. Ve benim dil okulunda öğretmenlere söylediğim tek bir şey vardı. Ben burada dil, evet, öğrenmek istiyorum, bir şeyler yapmak istiyorum ama benim burada bulunma amacım üniversiteye gitmek değil, bir
işte sertifika almak değil, Japoncamı süper hale getirmek değil. Ben her sabah bu sıraya gelip geliyorsam ben o günü tamamlamış sayılırım. Benim her gün buraya gelebilmem benim savaşım. Ve sabah çok biliyorum, sabaha kadar ağlayıp sabah 6'da alarmla beraber duşumu alıp makyajımı yapıp okula gittiğimi. Ben 2016 yılında okula başladım. 2016'da 31 yaşında mı oluyorum? Hayatımda düzenli her güne yakın makyaj yaptığım, makyaj yapmaya başladığım senedir o. Yani ben çok, benim eski videolarımda görürsünüz, hiç makyaj yapmazdım yani, çok nadir. Çünkü rimel sürdüğüm zaman aman ağlamayayım diye kendimi engel miydi? Hayır, ama onu ağlamadan ikisini engellese kârdaydım, aman akmasın işte falan diye böyle. Yani böyle bir acı başınıza geldiği zaman bildiğiniz yerden gitmenizi tavsiye ediyorum. Tek bildiğim bu. Ve benim insanları da en çok şaşırtan şey aslında benim zaten kendimde var olduğunu bildiğim ama böyle bir anda bu kadar güçlü olduğunu bilmediğim aslında Allah ve kader inancım beni ayakta tutan. Çünkü bana yol, Epson'un kaybında bana bir sürü YouTube videoları gönderdiler. Böyle dini konuşmalar, sohbetler falan. Onlardan bir tanesinde şey vardı. Veren el, alan el diye. Yani Allah verdi. Verdiği zaman aa bana niye bunu verdin falan demiyorsun. Aldığı zaman da neden aldın denmez. Verene neden verdin denmiyorsa alana da neden aldın denmez gibi bir şey vardı özetinde yani. O benim tutunduğum dal oldu. Yani evet, Efsun'u bana verdiği zaman neden ben Allah'ım demedim yani. O yüzden ve yani aslında bu sohbeti dinlemeden önce de isyan ettim mi, isyan noktasına vardım mı bilmiyorum açıkçası. Ama neden verdin demediğim için neden aldın da diyemedim. Aslında yasta en büyük problem de o. Bunu gidene kızmak, niye beni bıraktın, neden beni sensiz bıraktın gibi bir tavıra ben ona hiç girmedim. Yani ben ona girmediğimi düşünüyorum. En azından hatırladığım kadarıyla böyle bir isyanım olmadı yani neden beni bırakıp gittin diye. Bir de ilk bir sene benim için şöyle kolay geçti. Çok kolay da değildi aslında ama söylemek istediğim şey şu. Ben Efsun'dan sonra öleceğime çok inanıyordum yani. O da şöyle ki, benim teyzem en yakın arkadaşını ben ilkokuldayken kaybetmişti. Sevgili Hale abla. Çok dünya iyisi bir kadındı. Teyzemin lise arkadaşıydı. Ve çok sık gelip giderdi teyzeme ve teyzeme geldikleri zaman ben de yanlarında otur onların sohbetini dinlerdim. Hala abla hamileyken hayatını kaybetti. İşte bebeği apandis patlamış, önce bebeği zehirlemiş, sonra Hala ablayı zehirlemiş ve önce bebek sonra Hala ablayı kaybettik doğuma çok yakın bir zaman kala. Doğum sancısıyla apandis sancısı birbirine karıştırılmış. Ve biz işte cenaze evine gittiğimiz zaman annesi Makbule teyze çok çok isyan etti. Yani çok isyan ediyordu Allah'a. Onu aldın beni neden bıraktın? Onu aldın beni neden bıraktın diye. Ve sürekli işte isyan ediyordu yani. Niye böyle yaptın diye Allah'a isyan ediyordu. Ve o zaman çok konuşulmuştu bu. Çok aklım, yani bunu hatırladığımı bilmiyordum aslında Efsun'u kaybedene kadar. Ve hep bir sene sonra Hale ablanın seneye devriyesinde Makbule teyzeyi kaybettik. Hep şey dediler, kızın arkasından bir sene dayandı diye. Ben de kimsenin bilmediği bu sırrı hatırladım. Ve kendi kendime inandırdım. Ben iyi yani. Senesi 21 Aralık'ta ben de Efsun'un arkasından giderim, en fazla bir sene dayanırım diye içten içe düşünüyordum. O yüzden başıma ne gelirse gelsin o, yani o bir sene içerisinde ne yaşadıysam, ne yaptıysam zaten öleceğim ben, ne var ki diye. Böyle. Hatta 21 Aralık günü çok iyi hatırlıyorum. Sabah uyandım.
Aa, bugün ben ölüyorum, kimse bilmiyor. Bu benim, sadece ben biliyorum bugün öleceğim diye. Sonra işte Japonya saatiyle 00:00 oldu. Bakıyorum ölmedim. Aa dedim, herhalde Türkiye saatini bekliyorum da 6 saatim var. Burada gülebilirsiniz aslında. Sonra gece yarısı 3 gibi bir tane mail aldım. O kadar uzun ve o kadar güzel bir maildi ki. Benim gibi evlat acısı yaşayan birindendi. O maili size okuyabilmeyi çok isterdim ama mailin sahibine ulaşamıyorum ve o kadar özel bilgiler olduğu için, yani bunu ben arkadaşlarıma birebir bahsettim, aileme. O mailin o gece gelmesi benim hayatımı kurtardı aslında. O mailde bana onun bilmediği şey şuydu, bana teşekkür ediyordu çünkü bir sürü evlat kaybı yaşamış ve bunlardan sonra bayağı zor dönemlerden geçmiş ve sonra bir arkadaşının vasıtasıyla benimle tanışmış ve benim acıyla baş etme yöntemim ona iyi gelmiş ve ki maddi manevi işte bir sürü üniversiteler bitirmiş, çok iyi bir aileden gelmiş. Maddiyat olarak hiçbir problemi yok ama hiçbir şey çare olamamış. Sadece benim hayatımı yaşama şeklim ona vesile olmuş ve o da bir kursa katılmış. Tekrar hayata karışmaya başlamış. Ve sana hayatımı borçluyum gibi bir şey yazmış. Da onun bilmediği şey şuydu. Ben de ona hayatımı borçluyum bu anlamda. Çünkü özeğime inandığım bir gecede bir şey yapmak, hani bir şey yapma niyetinde değildim. Sadece buna kendimi inandırmıştım. O mail benim ellerimden tuttu. Ve o yüzden sosyal medyada hala varım. Yani çünkü benim dokunduğum insanlar ki benim bilmeden, onlar da benim hayatıma dokunuyorlar. O mail o gün olmasaydı benim bazı şeyleri anlamam mümkün olmazdı. Benim acımı yaşama şeklim, ki böyle bir şeyim yoktu yani, planlı programlı. Evet, başıma böyle bir şey gelse böyle böyle yaşarım diye bana sorsanız bilmiyorum derim. Yani bilmiyorum ki böyle bir acıyla nasıl yaşanır. Sadece bildiğim yoldan gittim yani. Bilmediğim yoldan değil. Ama şu var. Şu, ben hani çocuk gelişimi okumam, çok fazla böyle düşünmem olayları, yaşananları, geçmişi. Biraz da aileden de kaynaklı herhalde. Mesela hem ben istemedim hem de çok şanslıyım ki hiç kimse benim önümde ah vah diye ağlamadı. Yani çok affedersiniz de benim olduğum bir odada zaten kimse benim karşıma geçip ah ah vah vah yapmasın yani. Kimsenin canı benden fazla yanamaz. Onu ben doğurdum yani. Oğlum, ben onunla aynı kanı, aynı vücudu paylaştım yani. Kim benden daha fazla yanabilir bu konuda? O yüzden karşıma geçip kimse ah ah vah vah yapmadı. İstemezdim de. Ama çok şükür ki hiçbiri de yapmadı. Ben annemi, ailemi ağlarken görmedim ya da demirdirken. Anneannem hariç bu arada. Anneannem hariç. Ama yani kimse bana bunu yapmadı. Sadece ve kimse beni sorgulamadı. Ne oldu? Nasıl oldu? Onlar da, ben onlarla konuşmadım ama onlar da bana Sergül nasıl oldu? Orada ne yaptınız? Ya, ailem, birinci derece ailemden hiçbir şey böyle görmedim. Annemden, ablamdan, işte anneannem değil, teyzemden, eniştemden, hani beni böyle hiçbir şekilde sıkıştırmadılar. Ama tabii komşular, gelen geçenler, nasıl oldu anlat. Dolayısıyla böyle bir şey başıma geldiğinde anladım ki aile çok önemli. Dolayısıyla birin en yakınlarınızdan size desteklenip ayağa kaldırmaya çalışan olmayınca bu iş çok zor. Çünkü Ebsun'u defnetmişiz, eve gelmişiz, hüngür hüngür ağlıyorum. Ailemden hiçbir şey demiyorlar. İşte cenaze evine gelen bir ağlama, gözyaşında boğulur. Böyle kalıyorsun, bakıyorsun. Cevap veremiyorum çünkü içimde yani enerjim yok zaten. Sadece ne dediğini algılamaya çalışıyorum. Ha, ağlama, çocuğun boğulur diyor. Ben zaten çocuğu defnedip gelmişim. Algılayamıyorsun.
Sonra duruyorsun ya da bir şey oluyor, gülüyorsun ya da bir şey oluyor. Senin çocuğun öldü, sen nasıl gülebiliyorsun? Ama ağlayınca da kızıyorsunuz, gülünce de kızıyorsunuz. İşte evde oturuyorum çünkü canım hiçbir şey yapmak istemiyor. Böyle olmaz. Hasta olursun, azıcık evden dışarı çık diyorlar. Evden dışarı çıkıyorum. Senin kızın öldü, sen nasıl evden dışarı çıkabiliyorsun diyorlar. Ben o zaman ayıldım böyle. Aa, ben kimseyi mutlu etmek gibi bir derdim zaten yok. Ama anladım ki ben ne yaparsam yapayım zaten konuşacaklar. Ağlıyorsun, ağladın diye konuşuyorlar. Ağlama, gülüyorsun, niye güldün diye konuşuyorlar. Evde duruyorsun, niye evde duruyorsun? Çıkıyorsun, niye çıkıyorsun? Ve hep bir şeyler, hep söyleyecek, kendilerinde bir şey söyleme hakkı zaten buluyorlar yani. Dolayısıyla bu yaz sürecinde size ne iyi geliyorsa onu yapın. Ben hayatımda hiç olmadığım kadar bencil olduğum bir zamanda, o ilk sene özellikle. Çünkü benim canım acıyor. Hiç kimse umurumda değil yani. Benim kendimi iyileştirmem, kendimi toparlamam lazım. Sizin ne düşündüğünüz, sizin ne hissettiğiniz umurumda değil. Çünkü ben cehennemin en dibinde yanıyorum yani, kor ateşleri içerisinde. Ve burada en son aklıma gelecek olan şey sizsiniz yani. İkimiz aynı anda çukura düşsek önce seni mi çıkarırım, kendimi mi çıkarırım? Kendimi çıkarmak durumundayım. Ama senin inancına göre, senin düşüncene göre davranmak benim görevim değil. Ben okula başladığımda storyler yeni çıkmıştı galiba, değil mi? Kulaklıkla sürekli müzik dinleyip story atıyordum, şarkı söylüyordum. Neden? Çünkü ağlamamak için. Aslında video çekmediğim ya da böyle şarkılı türkülü şeyler paylaşmadığım zaman büyük ihtimalle ağlayarak okula gidiyorum, ağlayarak dönüyorum. Çünkü ve insanlar düşündüler ki ben en kolay yolu seçtim. Aslında bu kadar acı çekeceğimi bilseydim ben okula gitmezdim. Japonca okuluna gitmek düşündüğümden çok 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 daha zor bir yol oldu. Kapanacak video. Ben tamamen içgüdüsel düşünmeden Japonca okuluna gitmek istiyorum. Her gün okula gitmek istiyorum. Çünkü yorulmam lazım diye bu şeyi seçtiğimde, bu kadar canımın yanacağını bilseydim gitmezdim. Yani benim düşünmediğim şey şu oldu. Okula başlıyorsun. Yeni insanlarla tanışıyorsun. Her gün bir sürü insanlarla tanışıyorsun. Öğretmenlerle, sınıftaki arkadaşlarınla, onların arkadaşlarıyla, yan sınıftakilerle. Ve olay şöyle ilerliyor. Merhaba, merhaba. Nasılsın? İyiyim. Nerelisin? Türk'üm. Evli misin? Evliyim. Çocuğun var mı? Ve ben o noktada ağlamaya başlıyordum. Şimdi Epsu'nun kaybından sonra ben çok en çok sorguladığım şeylerden biri, ben Yoshi ile beraber hatta, benim çocuğum var mı yok mu? Çocuğum var dersem nerede diyecekler, kaç yaşında diyecekler. Var diyemiyorsun. Yok diyemiyorum. Yok deyince de çok ağlıyorum. Çocuğun var mı yok deyince çıkıra çıkıra ağlayıp buradan kaçmaya başlıyorum. Ve bu her gün her yerde defalarca yaşanıyor. Çünkü hep birileriyle tanışıyorsun, birileriyle karşılaşıyorsun. Hadi ne, nerelisin, kaç yaşındasın, evli misin, çocuğun var mı? En son Yoshi'ye bir gün ağlarken, Yoshi'ye söyledim. Yoshi bizim, ben anne miyim? Sonra anneler günü geldi zaten. Anneler günü reklamları dönmeye başladığında ben çok ağlamıştım. Şimdi ben anne miyim değil miyim? Anneysem çocuğum nerede? Anne değilsem... O yüzden zaten nefesin doğumunda yeniden anne olmak diye paylaştığımda birçok insan dedi ki sen yeniden anne olmadın. Sen zaten anneydin. O kadar kıymetli geldi ki o mesajınız. Yani okula gitmek birçok insanlar için kolay tercih gibi görünse de aslında en zoruydu insan içine karışmak. Yani aslında konfor alanından çıkmak aslında en zoruydu.
bilerek bilinçli yapılmış bir tercih değildi ama beni en çok zorlayan şeydi aslında yani. Bu işin ilacı yok. Bu işin reçetesi yok. Bu işin zamanı yok. Çok kişi yazdı bana mesela yıllar önce evladını kaybetmiş. 80-90 yaşına gelmiş. Alzheimer olmuş. Hiçbir şeyi hatırlamıyor. Sadece ölen evladını hatırlıyor. Anneannem, babaannem, annem diye yazan insanlar oldu. Yani bu öyle bir acı. Yani bununla yaşamayı öğrenmekten başkası yolunuz yok. Yani keşke şu kitabı okuyun, 3 kilo yoğurt yiyin, sabah 8'de yatın, akşam 6'da uyanın gibi bir reçetesi olsa da versem. Keşke acınızı sizden alabilsem. Ama sadece şunu biliyorum ki acı çeken, bu sizinle aynı acıyı çekmiş insanları, yani en azından kendi adıma konuşayım, bu kadar geniş ve net de konuşmayayım, bana iyi gelmiyor. Her defasında benim artık 6 sene oldu ve hala gidemediğim yollar, önünden geçemediğim yerler, birçok şey var benim hala aşamadığım, yani birçok şey var aşamadığım. Bugün mesela şeyi fark ettim. Benim en yakın arkadaşım Erina. Ve Temmuz ayında ikinci kızını doğum yaptı. Ve ben Japonya'ya döndükten sonra bir türlü gidemedim ona. Hep böyle kendi oyalıyorum işte, evde karantina vardı, ay bugün nefesin keyfi yok gibi, ay bugün hava soğuk, ay bugün şöyle, Türkiye'den getirdiğim hediyeleri böyle torbanın içinde üzeri toz bağladı ve ben Erina'yı gidip göremedim. Sonra kendi kendimi sorgulamaya başladım. Sergül, niye bunu yapıyorsun? Niye yani Erina ile yüzleşmekten kaçıyorsun ya da niye bebeği görmeye gitmiyorsun? Sonra bir anda aklıma bir düşünce geldi. Erina şu an iki kız annesi. Onun iki tane kız evladı var ve içten içe onu kıskanmak demeyeyim de içten içe beni üzenin o olduğunu fark ettim yani. Ve sonra bu bencillikse kendime bir bencil göründüm ama bir yandan da kendime hak veriyorum. İmreniyorsun ona çünkü o şu an iki tane çocuk yani. Ve tam araları 3 yaş. Nefes nefesinin arası da 3 yaş. Ve ben onlara her baktığımda bunu düşüneceğim yani. Böyle olacaklardı. Yani nefes doğduğunda Efsun o kadar olacaktı diye. Hep bunu düşüneceğim demek ki yani. Ve bunu fark ettiğim zaman henüz Erina'ya da bunu söylemedim. İlk defa birine karşı seslendiriyorum. Annemlere de söylemedim. İlk defa bu videoda yüksek sesle söylüyorum. Ne kadar bencil, ne kadar saçma bir düşünce diye bu noktada düşünenler de olabilir. Ama benim içimde, beynimde, bilinçaltımda bu varmış yani. Ve bunu fark ettiğim ertesi gün hediyeyi alıp Erina'ya gittim. Ve Erina'yla yani bebek yani çok tatlı bebeğin hiçbir şey yani. Onların hiçbir şey yok. Onların hiçbir şeyden haberi yok. Olay tamamen benimle alakalı. Mesela bugün eve gelirken bizim iki yan ev sonra benimle aynı zamanda Efsun aynı zamanda doğum yaptım. Komşum var. Efsun onun oğluyla Efsun'un fotoğrafları var. Ve ben o çocuğu gördüğüm zaman her gün böyle oluyorum ya. Yani o çocuğu görünce düşünmeden edemiyorum. Ve neden peki? Kendimi koruma noktasında nedir? Ve her acı çekenle bu her defasında. Çünkü şimdi şöyle bir şey var. Ben Türkiye'de yaşasaydım sosyal medyada bu kadar aktif olmazdım. Ya da belki hiç blogum falan olmazdı. Anlatacak, paylaşacak bir şeyim olmazdı diye düşünüyorum. Çünkü her yaz Türkiye'ye gittiğim zaman çok az elime telefon alıyorum. Çok az bir şey paylaşıyorum. Çok az video çekiyorum. Çok az blog yazıyorum. Çok az fotoğraf çekiyorum. Çünkü orada kalabalığım. Annem var, teyzem var, kardeşlerim var, komşular var, akrabalarım var, arkadaşlarım var. Hiçbir şey olmazsa bakkalla yaptığım sohbet var. Burada da bir o kadar yalnızım, bir o kadar paylaşma ihtiyacım var. Dolayısıyla burada her telefonu elime alışım demek bazen
annem oluyor, bazen ablam oluyor, bazen teyzem oluyor, bazen akrabam oluyor, bazen bakkalım oluyor, bazen gazetem, kitabım, her şeyim oluyor yani. Ve her zaman ay bugün neler olmuş diye bir neşeyle telefonu elime almıyorum. Şu an canım çok sıkkın ve kafamı dağıtmak istiyorum diye telefonu elime aldığım zaman ve böyle bir yakın ölümü mesajıyla karşılaştığım zaman zaten olmayan enerjim, zaten olmayan neşem iyice böyle mahvoluyor. Ve o yüzden bu mesajın, bu videonun burada durması gerektiğini düşünüyorum artık. Siz yani kendimi anlatabilmek, kendimi koruyabilmek, bilmiyorum neler anlattım şu ana kadar açıkçası. Çünkü planlı programlı bir video değildi zaten. Hiçbir Efsun videosu öyle planlı programlı olmuyor bende. Ama eğer birini kaybettiyseniz ve bir reçete arıyorsanız bunun reçetesi yok. Sadece bildiğiniz yoldan gidin. Sevgilinizden ayrıldığınızda hangi yola yürüdüyseniz o yolu yürüyün. Ya da canınız sıkıldığınızda temizlik yapıyorsanız temizlik yapın. Örgü ördüyseniz örgü örün. Yemek yaptıysanız yemek yapın. Yürüyüş yaptıysanız yürüyüş yapın. Benim gibi kitap okuduysanız kitap okuyun. Şarkı söyleyin, kursa başlayın. Ama tek şey, başkalarının lafıyla hareket etmeyin. Herkes Efsun'u kaybettiğim zaman yenisini yap, yenisini yap, yenisini yap. Daha camide musalla taşında çocuk. Çocuk tabutun içerisinde, ben ayaktayım, yerde miyim, gökte miyim belli değil. Üzülme, yenisini yaparsın. Çünkü anne, baba, kardeş, eş, dost, akraba vefat ettiğin zaman yenisini yapamıyorsun. Ama çocuk öldüğü zaman yenisini yapabiliyorsun. Bu bana hiç iyi gelmedi. Yani benim kafamda bir şeyler böyle oturmamıştı. Yani nasıl yani yenisini yapın? Yani hep söylediğim bir şey var. Ben 100 yaşına kadar yaşayayım. Allah bana öyle bir şey nasip etsin ki her sene çocuk doğurayım. Bunların hiçbiri bana Efsun'u unutturmayacak. Bunların hiçbiri bir Efsun etmeyecek. Bunların hiçbiri o acıyı benden alamayacak. Hepsinin yeri farklı. Benim kalbimde ve zihnimde Efsun'un yeri çok ayrı. Benim kalbimde ve zihnimde nefesin yeri çok ayrı. İkisine de sevgim sonsuz ama yerine değil. Asla. Ve benim en çok çabaladığım şey yazılarımda, videolarımda, konuşmalarımda nefesin asla ve kata böyle düşünmemesi. Çünkü ben nefesi Efsun'un yerine yapmadım. Ben istedim diye Efsun'u yaptım. Ben istedim diye nefesi yaptım. Ben nefesi istedim. Ben nefesi Efsun'un acısını benden alsın diye, Efsun'un acısını bana unuttursun diye yapmadım. Ben acımı çektim, yasımı çektim. Ben yeniden anne olmaya hazırım dediğim noktada nefes geldi. Ve bu çok önemliydi. Ve bunu böyle içimdeki o huzursuzluğu, kafamdaki o bulutu dağıtan şey psikiyatrın söylediği söz oldu. Bekle, yasını yaşa, çivi çiviyi her zaman sökmez dedi. Ve o benim için böyle şey oldu böyle. Bir anda odanın ışığı açılmış gibi oldu yani. Evet, evet, aradığım şey bu. Çivi çiviyi her zaman sökmez yani. Evet, bazı durumlarda çivi çiviyi söker, bazı insanlarda çivi çiviyi söker ama benim karakterimde, benim düşünce yapımda ya da benim psikolojimdeki bir insanda çivi çiviyi sökmezdi. Ben 3 sene sonra yasımı yaşayıp hazır olduğumu hissedip nefese sahip olduğumda bile çok zorlandım. Hamilelikte psikolojik olarak, fiziksel olarak asla değil. Psikolojik olarak korkular, travmalar, panikler ve benim durumumda, ben hep söylediğim şöyle bir şey vardı bir de. Ben Türkiye'de bir Türk'le evli olsaydım belki hemen yeniden anne olabilirdim. Hemen yeniden çocuk yapardım. 3 tane, 5 tane yapmış olurdum belki şimdiye kadar. Ama Japonya'da Japon bir eşle yapayalnız benim psikolojim bunu kaldırmaz. Çünkü bizim Yoshi ile evliliğimiz 14. senesinde ve 10. senesinde biz bu olayı yaşadık. Yo, 10. senesinde değil. 2007'de evlendik biz.
2015'te kaybettik. 8 sene. 8. senesinde. Ne oluyor? Ne oluyor ya? Tabii. Evliliğin 8. senesinde biz bu olayı yaşadık ve bizim yaşadığımız ilk kültür ayrılığı, kültür farkı orada çıktı. Ne düğünde, ne bayramda, ne seyranda. Biz Yoshi ile hiçbir kültür farkı, kültür karmaşası ya da kavgası yaşamadık. Ama ne zaman Efsun'u kaybettik, o zaman ben çok zorlandım. Kültür farkından dolayı çok zorlandım. Çünkü bizde acı paylaştıkça azalır. Yanındayım, desteğim, nasılsın da insana iyi gelirken Japonlar da çok farklı. Senin şu an acın var, yalnız kalman lazım. Aman sormayayım, aman anlatma, aman böyle herkes bir duvar çekti. Çünkü sizin acınız var diye. Ve bizim evliliğimizde bizi en çok zorlayan o şeydi yani. Dolayısıyla bu videodan almanız gereken şey şu. Ne yapacağınızı ben size söyleyemem. Ne yapacağınızı siz daha iyi bilirsiniz. Yani size iyi gelecek olan şeyi siz bilirsiniz. Sırf çivi çiviyi sökmez dedim diye, ben bekledim diye siz de beklemeyin. Ya da çivi çivi söker diye kendinizi zora sokmayın. Psikolojiniz, bedeniniz, maddi manevi hazır değilseniz kimse aman el alem ne der, aman bak herkes yap diyor diye de böyle bir şey yapmayın. Acınızı yani içinizde o yası yaşamadan, bitirmeden isterseniz 2 günde hazır olun. Kimseye yargılamak düşmez. İsterseniz 20 yıl sürsün. Kimseyi yani kimse söz hakkı değil sizin hayatınızda. Söylemek istediğim şey o aslında. Bilmiyorum bütün sorularınıza cevap oldu mu? Bütün bunları duymak size iyi geldi mi? Yani biliyorum mesela acılarını konuşarak, anlatarak, işte mezarlık fotoğrafları paylaşarak, işte o ölüm anını defalarca anlatıp paylaşarak rahatlayan insanlar var ama ben onlardan değilim. Yani ben kendime dillendiremediğim için aslında size dillendiremiyorum. Yani çok isterdim size burada nasıl kaybettiğimi anlatayım. Çok isterdim demem de çok saçma oldu. Yani belki konuşsam yani eğer burada neler yaşandığını, sonrasında sabaha kadar yaşananları size anlatırsam ben oradan çıkamam. Çünkü bu bilgi bu kadar dağıldıkça bu kadar bana hatırlatılması demek olacak. Ben onunla yaşayamam. Yani ben negatifin içinde duramıyorum. Ben kocamla bile tartışsam, haklı da olsam 24 saati uzatamam onu. Yani o negatifin içinde ben barınamıyorum. Nefes alamıyorum yani. Benim orada ya unutmam lazım ya aşağıya atmam lazım. O yüzden benim beynimin altı bayağı dolu yani, o yüzden hep at at at. O yüzden size ne iyi geliyorsa yapın. Kimisi bayılır böyle yani. Yargılıyor gibi yani, kendime de kızıyorum, böyle yargılıyor gibi değil. Hani kimisi böyle anlata anlata yok etmeyi sever. Kimisi beni gibi gerçekten böyle yok sayarak. Onu kendiniz bileceksiniz. Ama yine de aa bu kız neler yapmış diye merak ediyorsanız blog yazılarım var, Instagram fotoğraf altlarım var, hikayelerim var. Onlar belki size rehber olur. Başka bilemiyorum yani. Ve evet biliyorum çok zor. Doğum günleri çok zor, anneler günü çok zor, özel günler çok zor. Benim mesela biz Aralık ayında kaybettiğimiz için ben Aralık ayı 1 Aralık'ta 30 Kasım'ı da böyle süper iyi de mutlu da olsam 1 Aralık'ta böyle enerjim çekiliyor. Aralık ayı boyunca diplerde yerlerde oluyorum. Kendimi toparlayamıyorum. Böyle panik oluyorum, üzülüyorum, kahroluyorum. 21 Aralık reklamları yapıldıkça deliriyorum. En uzun gece, en uzun gece. Bütün bu gelen en uzun gece maillerine böyle küfür etmek, hakaret etmek. Siz ne biliyorsunuz demek istiyorum. Çünkü gerçekten ömrümün en uzun gecesiydi. Sonra Ocak'ta yine diyorum Tergül yeni yıl topla kendini. Yine enerjim oluyor. Şubat'ta gene iyiyim. Mart'ta doğum günü. Tekrar yerlerdeyim. Ama büyütmem gereken bakımıyla meşgul olduğum bir kızım var.
dengeyi sağlamak zorundayım. Hem kendimin hem kızımın. Dolayısıyla bu iş çok zor. Ama dediğim gibi bu işin çaresi, ilacı, rehberi sizde. Yardım alın. Bencil olun. Konuşmak istemiyorum, görüşmek istemiyorum, anlatmak istemiyorum deyin. Ben bütün WhatsApp gruplarından çıkmıştım. Bütün çocuğu olan arkadaşlarımı takipten çıktım. Ve kendimi korumak amacıyla ve bir süre mesela bir sürü şeyler yaşadım yani. Ve hep amaç kendimi korumaktı. Yani bir anda bebek fotoğrafı çıksın istemiyorum derken tabii memede emzirenlerin fotoğrafını gönderebileceğini düşünemedim. Bebeği yani. Ben memede bebeğimi kaybetmişim. Bana selfie gönderiyor. Bebeğimi emziriyorum, seni düşünüyorum diye. Ben onlardan koruyamadım kendimi ama benim tabii sosyal medyada var olduğum için onlardan koruyamadım. Ama arkadaş çevremden ya da kendi koruyabildiğim şeylerden korudum kendimi. Belki böyle bir kendinizi iyileştirebilmek adına böyle yollardan geçebilirsiniz. İnşallah bu videoyu yayınlayacağım bu arada. Bu dediğim gibi her sene bu videodan 3-5 tane çekiyorum. Ve hep ne söylesem az, ne söylesem çok bulduğum için paylaşmıyorum. Ama bu sefer paylaşacağım. Ve dediğim gibi bu videonun amacı ne bir de öyle söylüyorlar. Anlatıyorsun, demagoji yapıyor diyorlar. Susuyorsun, unuttu diyorlar. Diyorlar da diyorlar. İlk söylediğim gibi bu videonun amacı birilerine yardımcı olmak, kendimi koruyabilmek ve kendimi anlatabilmek. Aysel Gürel çok güzel yazmış yani. Bu dünya Sultan Süleyman'a kalmadı. Bize de kalmayacak. Hepimizin gideceği yer onlara kavuşabilmek. Olmalı yani. Bu işin sonunda kavuşmak olmalı. Yoksa olmaz. Duramam yani. Beni tutan şey o. Tekrar sarılacağım. Tekrar koklayacağım. Tekrar öpeceğim. Yoksa duramam. Benim inandığım şey bu. Yolun sonunda bir daha kavuşabilecek olmak. O yüzden beni izlediğini biliyorum. Benim yanımda olduğunu biliyorum. Ve ona layık bir anne olmak istiyorum. Beni gördüğünde benimle gurur duysun, gurur duysun istiyorum. İyi ki benim annemsin desin istiyorum. Beni seçtiğine pişman olmasın istiyorum. Çünkü ben inanıyorum ki hepsin beni seçti. Tıpkı nefesin beni seçtiği gibi. Benim tek gayem, amacım kızlarımın beni seçtiğiyle yani beni seçtikleri için benimle gurur duysunlar istiyorum. Başka hiçbir amacım yok yani. Çünkü iyi bir evlat olduğuma inanıyorum. İyi bir kardeş olduğuma inanıyorum. İyi bir eş olduğuma ve iyi bir insan olduğuma inanıyorum. İyi bir anne olmak ise çabaladığım tek şey. Diğerleri için çabalamıyorum. Hiçbir çabam yok kendimi ispat etmek adına. Ama sadece Efsun ve Nefes için İyi bir anne olabilmek adına çok çabam var, çok gayretim var. Bir de Allah için iyi bir insan olma çabam var. Başka hiç kimse için hiçbir çabam yok. Umarım kendimi anlatabilmişimdir. Benim en büyük lanetim kendimi anlaşılmaya çalışmak. Umarım anlaşılmıştır. İnşallah bu videoyu bir yakınınız öldüğü için izlememişsinizdir. Ama eğer öyleydiyse de size kocaman sarılıyorum. Ve Allah sevgisi kadar sabrını versin diyorum. Çünkü bana tek iyi gelen şey o. Çünkü bir yakın ölümü yaşadığınız zaman size tek iyi gelen, yani tek iyi gelecek şey olan sabır. Ve size öyle 3-5 gram, 3-5 günlük sabır da değil, sevgisi kadar bir sabır lazım. Bana tek iyi gelen taziye sözü oydu. O yüzden eğer bir yakınınızı kaybettiğiniz için buradaysanız Allah sevgisi kadar sabrını versin. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka neşeli, keyifli videolarda görüşmek üzere inşallah. Hoşça kalın.